İnsan yaşamı boyunca ne kadar fazla enerjiye sahip olursa olsun bütün etkinliklere katılacak, tüm kitapları okuyacak, dünyada konuşulan tüm dilleri öğrenecek, yani kısacası bütün istediklerini gerçekleştirebilecek zamana sahip olamayacaktır. Hayatımızın büyük bir bölümünü yapmak zorunda olduğumuz işlere ayırırız. Bu nedenle kendimize, ailemize ve dostlarımıza yeterli zamanımızın kalmadığını görürüz. Etkinliklerimiz arttıkça yapacak işlerimizin sayısı daha da artar ve buna bağlı olarak zamanımız da azalır. Zaman, bireylerin aynı miktarda sahip olduğu fakat aynı derecede yararlanamadığı son derece kıymetli ve benzersiz bir kaynaktır. Ancak para gibi biriktirilemez, ham madde gibi depolanamaz. İstesek de istemesek de harcamak zorunda kalırız. Bir makine gibi onu durdurup başlatamayız. Fakat onu nasıl tüketeceğimiz, vereceğimiz kararlara bağlıdır. Zamanın iyi yönetilebilmesi, hangi işlere öncelik verileceğini iyi takdir etmekle, yani zamanı daha etkin harcamakla mümkündür. Bu, yönetim biliminde zaman yönetimi adı verilen tekniğin kullanılmasıyla mümkündür. Geleneksel anlayışa göre akışına müdahale edilemeyen, uzatılıp kısaltılamayan, insanın kontrol alanı dışında yer alan nadir öğelerden birisi zamandır. Her kişinin mevcut zamanı sabittir ve kişi onun üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir. Mutlak zamana olmasa da onun içine yerleşen olayların sırasına müdahale edilerek bir bakıma zaman kontrol altına alınmış olur. Zaman, onun akışı içine yerleştirilecek olaylar yoluyla kontrol edilebilmekte ve yönetilebilmektedir. Zaman kavramı nasıl tanımlanır? Zaman denilen kavram, daha önce olan ve bundan sonra olacak olan olayların ardışıklığının düşüncemizde yarattığı başı sonu bilinmeyen soyut bir kavramdır. Elle tutulmaz, gözle görülmez, biriktirilemez. Yerine konulması, geri döndürülmesi, yenilenmesi ya da satın alınması mümkün değildir. Zaman, objektif yani gerçek ve sübjektif yani algılanan zaman olarak ikiye ayrılabilir. Objektif zaman, ölçülebilen ve gözlenebilen saat ya da takvim zamanıdır. Sübjektif zamansa, ölçülmesi ve değerlendirilmesi zor olan, kimine göre hızlı, kimine göre yavaş geçen, kimine göre kıt, kimine göre bol, kimine göre pahalı, kimine göre de ucuz bir kaynaktır. Zaman kavramı bir eylemin geçtiği süredir. Bir başka deyişle, eylem yoksa zaman da yoktur. Zaman, dünden bugüne gelen ve yarına giden, sürekli, geri dönmeyen, tek yönlü akıştır. Zaman tüm insanların ve dünyanın her gün ve her an yaşadığı fakat anlamı üzerinde kimsenin düşünmediği, hatta tam olarak ne anlama geldiğini bile pek bilmediği bir kaynaktır. Kişilerin aynı derecede sahip olduğu fakat aynı verimlilikte kullanamadığı son derece kıymetli, benzersiz, evrensel bir kaynaktır. Yeterli zamana sahip miyiz? Yeterli zamana sahip miyiz? Zaman bir çelişkidir. Bir yandan hiç kimse yeterince sahip değilken, bir yandan da herkes daima ona sahiptir. Sorun, sahip olanan zaman değil, onu nasıl kullandığımızdır. Çelişki, zamanın görünen yetersizliğinin ötesine uzanmaktır. Mesele esas itibarıyla öncelikler ve değerler konusudur. Yapılması gerekir gibi görünen her şeyi yapmak için yeterli zaman yoktur. Çelişkinin çözümü zamanı idare etmektir. Aksi halde hariçten gelen baskı ve isteklere göre zamanınızı nasıl kullanacağınızı başkaları belirleyecektir. Zamanı yönetmek, zamanı kontrol etmektir. Zamanı kontrol etmenin sırrı, gerçekten önemli olan işleri yapmak için daima yeterli zamanının bulunduğunu hatırda tutmaktır. Güçlük, neyin önemli olduğunun bilinmesindendir. Aranan cevap, kim olduğunuz, nereye gittiğiniz ve oraya gitmeyi nasıl planladığınızın kapsamlı bir analizini gerektirir.
Çoğu kimse bu kapsamlı analize zaman ayıramayacak kadar eylem eğilimlidirler ve düşünmek yerine yapmayı tercih ederler. Bu nedenle de doğru cevapları genellikle bulamazlar. Kim olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi düşünün. Amaçlarınızı yazıp bunların önceliklerini tespit ediniz. Zaman kullanım planınızı yüksek öncelikli işlere daha çok zaman ayırabilecek şekilde tekrar yapın. Sonuçta ne kadar çok zamana sahip olduğunuzu görüp şaşıracaksınız. Zamanın hiç durmadan akması ve geçen anı tekrar yaşamanın imkansızlığı, zamanı iyi kullanmanın ve ona hakim olmanın gerekliliğinin en temel nedenidir. Zaman hayatımızda en önemli ve en değerli kavramdır. Düşünün ki adınıza bir bankada açılmış ve her sabah harcamanız için hesabınıza 86.400 lira yatırılıyor. Fakat bu paranın tamamını bir sonraki sabaha kadar harcamak zorundasınız ve ertesi güne transfer edebilme imkanınız yok. Hesabınızdaki bu parayı kullansanız da kullanmasanız da o para alınıyor. Ne yapardınız? Tabii ki hepsini kullanmaya, ihtiyaçlarınız için harcamaya çalışırdınız. Daha iyi şartlarda yaşayabilmek adına çok çalışan insanlar çoğu zaman hem kendilerine hem de sevdiklerine zaman ayıramaz hale gelirler. Bu yoğun koşuşturmaca içinde yapmaları gereken görevlerini ve yükümlülüklerini ihmal eder ve bunu da ancak sahip olduklarını kaybettiklerinde anlar ve derin bir pişmanlık duyarlar. Hayatımızın her anı çok değerlidir. Ancak önceliklerimizi düşündüğümüzde aslında kaybedecek tek bir saniyemiz bile olmadığını fark etmek ve hayatımızı bu doğrultuda yaşamak çok önemlidir. Zaman yönetiminin amacı bireylerin ve özellikle de yöneticilerin zamanlarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmektir. Zaman yönetimi kişiler ve kurumlar tarafından zaman faktörü göz önünde bulundurularak sahip olunan kaynakların etkin ve verimli kullanımıdır. Önemli olan plansız ve yorucu bir şekilde çok çalışmak değil, işi doğru şekilde ve kısa zamanda yapmaktır. Zaman yönetiminde amaç, kaynakların ve zaman faktörünün verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu kadar kıt olan, çoğaltılamayan, ikame edilemeyen, parayla satın alınamayan, geri dönüşümü olmayan fakat yaşamımızın tamamen içerisinde bulunan bir kaynağın yönetiminin önemli olması son derece doğaldır. Saatin gösterdiği zamanla hissedilen zaman birbirinden farklı şeylerdir. Bazen birkaç dakikayı bitmez tükenmez bir uzunlukta hissederken bir başka zaman birkaç saatin birkaç saniye gibi kısa bir sürede geçiverdiğini görürüz. Farklı ortamlara ve kişilere göre zamanın algılanması değişmektedir. Zaman algılanma durumlarına göre gerçek, psikolojik, biyolojik ve yönetsel zaman şeklinde 4 sınıfa ayrılır. Gerçek zaman, objektif zaman olarak da adlandırılır. Saatin gösterdiği zamandır. Bu zaman izlenebilir bazı değişimlerle ölçülebilir. Yıldızların hareketi, dünyanın dönmesi gibi düzenli olarak izlenen bazı fiziksel olaylar veya bir saatin çalışması gibi suni olarak yapılan bazı düzenli hareketler esas alınır. Psikolojik zaman, subjektif zaman da denir. Hissedilen zamandır. Saatin neyi gösterdiğine bakılmaksızın bir olayda geçen süreyi kısa veya uzun hisseder ve buna göre kısa veya uzun süre diye karar veririz. Saat zamanı çok kesin birimlerle ölçülürken subjektif zamanın anlaşılması güçtür. Biyolojik zaman. Yaşayan tüm varlıkların kurulu bir biyolojik saate sahip olduğu görülür. Biyolojik saat alışkanlıklara göre kurulur. Çoğu zaman uyanmak için kurduğumuz saatin alarmı çalmadan biraz önce uyanırız. Bir biyolojik saat bize kalkma zamanının geldiğini söylemiştir. Biz derece derece uyuma ve uyanma saatlerini değiştirirsek biyolojik saat de yeni programa kendisini ayarlayacaktır. Yönetsel zaman. Yönetsel zaman birden çok insanı bir araya getirebilecek nitelikteki bir amaç belirlemesiyle bu amaca ulaşmak için yeterince yerine getirilen planlama, organizasyon, yürütme,
koordinasyon, denetim ve yönetici eğitimi faaliyetlerinin gerektirdiği iş gören ve makine zamanı toplamıdır. Zaman kavramı bir tarih bilinci içerir. Zaman yönetimi, zamanın bilincine varmak, zamanı yönetmeye çalışmak ve takvim oluşturmak demektir. İnsan açısından organize olmak, geleceği planlamak ve uygulamak açısından önem taşır. Zaman yönetimi, zamanı daha iyi değerlendirerek belli bir zaman dilimine daha fazla iş ve etkinlik sığdırmaktır. Ondan kazandığımız zamana başka işler sığdırmaktır. Kısaca zaman yönetimi, zaman israfını ortadan kaldırarak denetimimiz dışında akan zamanı daha dolu yaşamaktır. Zaman yönetimi, herkes için aynı olan belli zaman dilimlerinde kişinin veya kurumun kendini zaman içerisinde yönetmesidir. Zaman yönetimi sadece kişileri değil, kurumları da ilgilendiren bir yönetim konusudur. Zaman yönetiminin ana faaliyet sahası, bireylerin özel hayatı ve üst düzey yöneticilerden alt düzey çalışanlara kadar tüm yöneticilerle ilişkilidir. Zaman yönetimi, başlangıcı ve bitişi belli olan veya belirlenen bir zaman dilimi içerisinde yapılması zorunlu olan iş ve faaliyetleri tanımlanan amaçların uygunluğuna yönelik olarak tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapmaktır. Zaman yönetimi, kısıtlı zamanda doğru işleri yapmak, kendimize de vakit ayırabilmektir. Zamanımızı tamamen çalışarak geçirmek değildir. Zaman yönetimi, ihtiyaçları belirlemek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan hedefleri oluşturmak, öncelikli işleri belirlemek ve önceliklerle zamanı planlama, programlama ve listeleme yoluyla uyumlaştırmaktır. Zaman yönetimi, belli bir süreyi en verimli şekilde kontrol etmeyi öngörür. Bunun için bireyin önceliklerini ve hedeflerini belirlemesi gerekir. Zamanımızı daha etkin biçimde yönetmek ve kontrolünü elimizde tutmak adına hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirlemeliyiz. Aksi durumda bunların yerini önemsiz konular alacaktır. Zamanımızı iyi değerlendiremezsek moralimiz bozulur ve verimsiz çalışırız. İşimizi tamamlayamaz, erteleriz ve bu açığı kapatmak için daha çok çalışmak zorunda kalırız. Geç saatlere kadar çalışmak bir stres oluşturur ve kalitesi düşük işler ortaya çıkmasına sebep olur. Belirsizlik ve kriz durumları. Kriz dönemlerinde stratejik kaynak zamandır. Çünkü bu dönemde krizden çıkaracak kararların çok hızlı ve zamanında alınması organizasyon için hayati önem taşımaktadır. Kriz dönemlerinde işlerin kısıtlı zamanda yapılma zorunluluğu, çalışanlar üzerinde zaman baskısı ve iş yetiştirme telaşı ile birlikte gerilime neden olur. Ayrıca kriz durumlarında birçok işin aynı anda ve kısa sürede çözümlenme gerekliliği, çalışanların geriliminin artmasına ve akabinde yapılan işlerde hata oranının yükselmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak verimlilik azaldığından daha fazla zaman kaybı ortaya çıkmaktadır. Gereksiz toplantılar. İşten kaynaklanan zaman tuzaklarından biri de gereksiz yapılan ya da amacına uygun olmayan toplantılardır. Toplantıların verimli yürütülmesi ve zaman tuzağı haline dönüşmemesi için toplantının gerekliliği irdelenmelidir ve gerekliyse düzenlenmeli, fayda-zarar analizi yapılarak olabildiğince aza indirilmelidir. Toplantıların ne amaçla yapılacağı açık bir şekilde belirlenmelidir. Toplantıya zamanında başlamak ve zamanında bitirmek, toplantıyı uzatacak kesintileri ortadan kaldırmak da toplantı yönetiminin temel ilkelerindendir. Zaman yönetimi nedir? Zaman yönetimi, zamanın amaçlar, sorumluluklar ve hobiler arasında dengeli bir biçimde paylaştırılarak sosyal yaşam, aile yaşamı, özel yaşam ve iş yaşamı ile ilgili faaliyetlerin etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesi demektir. Zaman yönetiminin iki yönü vardır. Bunlar yapmak istediklerimiz ve yapmaktan kaçındıklarımızla ilgilidir. İyi bir zaman yönetimi planlamasıyla olumsuz etkenlerden kurtulmak mümkündür.
zamanı yerinde ve uygun kullanmasını bilen insanlar önceliklerini bilir ve bunu gerçekleştirmek için gerekli planlamayı başarıyla uygular. Her bireyin kullanabileceği bir zaman dilimi vardır. Bunu azaltmak ve çoğaltmak mümkün değildir. Her ne kadar gerçek anlamda böyle bir imkan olmasa da kişinin zamanı kullanma şekliyle göreceli olarak zamanı azaltma veya çoğaltma imkanı bulunmaktadır. Zamanı etkin ve verimli kullanmayı engelleyen tüm faktörlere zaman tuzağı denir. Daha geniş bir tanımla zaman tuzağı, sosyal ilişkilerden, kişilik yapılarından ve kültürel özelliklerden kaynaklanan ve zaman kayıplarına yol açan tüm unsurlara denir. Plansız ve düzensiz çalışma, kıt olan zamanı daha ekonomik kullanmak için çaba harcamama, zaman tuzaklarına düşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Kişilik ve yanlış yaşam alışkanlıkları zaman tuzaklarının kaynağıdır ve bireyin performansı olumsuz şekilde etkilenir. Zaman tuzaklarına yakalanmamak ve zamanı etkin bir şekilde kullanmak için öncelikle kişinin kendini tanıması, kişisel özelliklerini geliştirmesi gerekir. Kişinin kendisinden kaynaklanan zaman tuzaklarını yönetmesi daha kolayken, işten, yönetim anlayışından, organizasyon yapısı ve kurum politikalarından kaynaklanan zaman tuzaklarını yönetmesi daha güçtür. Zamanını etkin kullanan birey, hem kendisine, hem çevresindeki kişilere, hem de çalıştığı kuruma fayda sağlar. Zamanı iyi yönetmek, bireysel anlamda kariyeri daha iyi planlama ve geleceğe hazırlanma, daha fazla okuma ve öğrenme, yeni gelişmeleri ve teknolojiyi takip etme, aile ve diğer insanlara daha fazla zaman ayırma, dinlenme, eğlenme, düşünme, yeni projeler başlatmak için fırsat sağlar. Zaman yönetimi kişiye hayatının yönünü belirleme imkanı verir. Zaman yönetimine önem vermeyenler ya da zamanını etkin kullanmayı başaramayanlar zaman baskısı altında kaldıkları için daha kolay strese girerler ve kısa sürede yorulurlar. Bunun sonucunda yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına karşı kırıcı olabilecekleri gibi verimlilikleri de azalır. Çevresine karşı kırıcı olan bireyin ilişkilerinin zayıflamasına bağlı olarak yalnızlaşma ve beraberinde psikolojik sorunlar baş gösterir. Zamanı etkin kullanmak ve yönetmek sadece birey açısından değil, kurumsal açıdan da son derece önemlidir. Her kurum ya da kuruluşun gerçekleştirmek zorunda olduğu amaçlar vardır. Kurum ya da kuruluşlar belirlenmiş olan bu amaçlara yeterli ve etkili bir şekilde ulaşmaya çalışırken, mevcut bütün kaynakları da etkili ve verimli kullanmak zorundadır. Yoksa günümüzün rekabetçi ortamında yok olup giderler. İşletmeler hayatta kalmak ve büyümek için hem kendisi hem de diğer işletmelerle sürekli bir yarış ve rekabet içerisindedir. Bu yarışta işletmeler hedeflerine ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltarak rekabette üstünlük sağlayabilirler. Zaman içerisinde değişen ihtiyaçların takip edilmesi, müşteri ihtiyaçlarının diğer işletmelere göre daha hızlı karşılanmasını sağlayacağından bu durum müşteri memnuniyetini artıracak ve müşterinin işletmeye bağlanmasını sağlayacaktır. Zamanın planlanıp etkin kullanılması, üretim hızının artmasına, maliyetlerde azalmaya ve buna bağlı olarak yüksek karlılığa neden olur. Zaman yönetimi niçin önemlidir? Zaman kavramı bir tarih bilinci içerir. İnsan açısından organize olmak, geleceği planlamak ve uygulamak açısından önem taşır. Zamanın bilincine varmak, zamanı yönetmeye çalışmak, takvim oluşturmak demektir. Zamanı yönetmek demek, yaşamı yönetmek demektir. Zamanı yönetmek demek, insanın kendini yönetmesi demektir. Yaşam anlardan oluşur. Anlar zamandır. Yaşamın değerli olduğunu kabul ediyorsak, onu oluşturan anların da değerli olduğunun farkına varmamız gerekir. Başarılı olan ve olmayan iki kişi arasındaki tek fark, sahip oldukları zaman değil, onu nasıl kullandıklarıdır. Zamanın biriktirilemez ve geri döndürülemez olması, onu önemli kılmakta, anlamlı ve başarılı bir yaşam için etkili bir biçimde yönetilmesini gerektirmektedir. Zaman, yaşam süreniz boyunca bize verilmiş bir armağan, bir kaynaktır.
Kişi içinde bulunduğu zamanı birbirinden bağımsız olan görevleri arasında etkin olarak dağıtabiliyorsa zamanını yönetebiliyor demektir. Zaman yönetimi, iş dışı zamanı ifade eden özel zamanın yönetimi, kişisel zamanın çalışma hayatındaki kısmı olan iş zamanının yönetimi, yöneticilerin yönetim faaliyetleri için kullandıkları yönetsel zamanın yönetimi olarak ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Zaman yönetimi için işe nereden başlamak gerekir? Zaman yönetimi için işe nereden başlamak gerekir? Bir günün ya da bir iş gününün hangi faaliyetlerle geçirildiğini kaydederek işe başlamak gerekir. Yapılan genel hesaplamalar, yaşamımızın %32'sini uyuyarak, %20'sini çalışarak, %10'unu yemek yiyerek, %9'unu seyahat ederek, %8'ini kişisel bakım, %8'ini öğrenerek, %7'sini bekleyerek ve %6'sını diğer faaliyetlerle geçirdiğimizi gösterir. İş yaşamında başarıya ulaşmak için oldukça az bir süremizin olduğu görülmektedir. İş ortamında geçen süre çalışma, telefonlar, toplantılar, misafirler, iş görüşmeleri, yemek, çay, kahve sohbetleri, gazete, dergi, evrak ve benzeri okumak, internette dolaşmak, e-postaları okumak, beklemek ve diğer işlerle geçer. Öncelikle zamanımızın nerelere harcandığını kaydetmeliyiz. Bu kaydı şöyle bir tabloyla kaydetmeli, daha sonra analiz ve değerlendirmesini yapmalıyız. Kişilerin bir iş zamanları, bir de tasarrufu kendine bağlı özel zamanları vardır. Özel zaman, kişinin sosyal hayatına ve kendine ayırdığı zamanı ifade etmektedir. Özel zaman, aile ve arkadaş ilişkileri, kişisel bakım, kendini geliştirme, dinlenme gibi faaliyetlerde kullanılan zamandır. Kişisel zamanın bir parçası olan özel zamanın etkin kullanılması, kişinin hem özel hayatında hem de çalışma hayatında başarılı olmasının temelini oluşturur. Özel zamanda sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve bireysel ihtiyaçların giderilmesinin yanında diğer aile üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması da sağlandığından bu zamanın etkin kullanımı sadece kişiyi değil çevresindekileri de etkilemektedir. İş zamanı kişisel zamanın çalışma hayatındaki kısmını oluşturmaktadır. İş zamanının yönetiminde kişinin kendisi kadar iş arkadaşları, yöneticiler ve kurumların işleyiş yapısı da etkilidir. Çalışanların iş zamanlarını yönetmelerinde yöneticiler yol gösterici ve denetleyici rol üstlenir. Çalışanların çalıştığı ortamda daha verimli olabilmeleri, iş doyumu ve motivasyonlarını artırabilmeleri için iş zamanlarını çok iyi bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bunlarla birlikte çalışanların ve yöneticilerin çalışma ritmini yavaşlatan zaman tuzaklarını tespit etmeleri ve bu yönde önlemler almaları iş zamanının yönetimi açısından son derece önemlidir. Yönetsel zaman, organizasyonların faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yöneticiler tarafından kullanılan zamanı ifade etmektedir. Kurum içerisinde hangi düzeyde olursa olsun tüm yöneticilerin yönetim çalışmalarını ayırdıkları süreye yönetsel zaman denmektedir. Yönetsel zaman, yönetsel faaliyetleri görmek için kaynakları bir araya getirme ve bunları belirli bir zaman boyutunda kurum hedefleri, amaçları, planları, politikaları ve stratejileri doğrultusunda yönlendirmektir. Yönetsel zaman, yönetimde en önemli kaynaklardan biridir. Yönetim zamanının etkin kullanımı, yöneticilerin öncelikle zaman darlığının üzerindeki olumsuz etkisi olan stresi önleyebilmelerini, özel ve iş yaşamlarına ilişkin amaçlarına ulaşmada ihtiyaç hissettikleri zamana sahip olabilmelerini, mevcut çalışma zamanları içerisinde daha çok sayıda işi gerçekleştirebilmelerini, çalışmalarına yapıcı katkı sağlayan işler üzerinde yoğunlaşabilmelerini, değişime uyum sağlayabilmelerini, rakiplerini ve gelişmeleri izlemek için zaman kazanmalarını mümkün kılmaktadır. Kısaca yöneticilerin kişisel ve özellikle de yönetim zamanlarını etkin kullanmaları, istedikleri sonuçlara daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmeleriyle sonuçlanacaktır. İş yaşamında zaman yönetiminin yeri nedir?
İş yaşamı rekabete dayalıdır. Sürekli değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek, piyasayı, rakipleri, müşterileri iyi analiz edebilmek, müşteri istek ve ihtiyaçlarını algılayarak yerine getirmek, adeta zamanla yarışmak demektir. İşletmeler verimlilik ve kalite hedeflerine ulaşabilmek için kıt olan kaynakları en etkili biçimde kullanarak en fazla ürünü en kaliteli olarak üretmek ve zamanında müşteriye ulaştırmak durumundadır. Kıt olan kaynakların arasında zaman en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. Zira depolanamamakta ve geri döndürülememektedir. Bu nedenle zaman yönetiminin en fazla gerektiği alan iş yaşamıdır. Zamanın değerini bilen kuruluşlar rekabette öne geçerler. Zaman yönetimi birbirini takip eden aşamalardan oluşan bir süreçtir. Süreç olarak zaman yönetimi başlıca 8 aşamadan oluşmaktadır. Zaman kullanım analizi. Zaman yönetimi sürecinin birinci aşaması zaman kullanım analizidir. Zamanın nereye ve nasıl harcandığının belirlenmesi ancak zamanın analiziyle mümkündür. Bir kişinin belirli bir zaman dilimi içerisinde zamanını hangi işlere harcadığını belirleyebilmek için bunlarla ilgili bilgileri kaydetme, sınıflandırma ve değerlendirme sürecidir. Günün başlangıcından bitimine kadar kişinin hangi işleri ne kadar zamanda yaptığını kaydetmesiyle başlayan süreç, işlerin belirli gruplara bölünmesi ve bir çalışma günü içinde bu işlerin ne kadar zaman aldığının tespit edilmesiyle devam eder. En son aşama ise gruplandırılan işler için ayrılan zamanın gerekliliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Zaman kullanım analiziyle zamanımızı en çok alan zaman engellerinin ve boşa harcanan zamanın tespiti sağlanır. Zaman problemlerini tanımlama. Bu aşamada zaman kullanım analiziyle tespit edilen zaman problemlerinin neler olduğu açık olarak belirlenir. Zaman yönetimi sürecinin bu aşamasında öncelikle zaman kaybına neden olan zaman tuzakları tespit edilmeli ve bu mümkün olduğunca bunların ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. Burada önemli olan husus, zaman kaybına sebebiyet veren durumun doğru ve tam olarak ortaya konulabilmesidir. Doğru tespitler, sorunların çözümünün de kısa sürede ve doğru yapılmasını sağlar. Kendini tanımlama. Bu süreç, bireyin kendini değerlendirmesiyle başlar. Bireyin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini, alışkanlıklarını, yeteneklerini, kişisel özelliklerini, kapasitesini değerlendirerek zaman kaybına neden olan davranışlardan uzaklaşmasına ve zamanı etkin kullanmasına yardımcı olacak özelliklerini ortaya çıkarmasına imkan verir. Amaç ve öncelikleri belirleme. Bu aşamada ilk olarak amaçlar belirlenir ve ardından belirlenen amaçların öncelik sıralaması yapılır. Bu aşamada önemli olan nokta amaçların, hedeflerin ve önceliklerin doğru, kesin ve olabildiğince açık olarak saptanmasıdır. Doğru, kesin ve açık olarak saptanmayan amaç ve öncelikler kişiye zaman kazandırmaktan daha çok zaman kaybettirir. Gerçek amaç ve hedeflere harcanması gereken zamanın ara amaçlara harcanmasına sebebiyet verir. Zaman yönetimine yönelik hedef ve önceliklerin hem özel yaşam hem de çalışma yaşamı için belirlenmesi gerekmektedir. Program hedeflerini uygulama, planlarına aktarma. Bu aşama daha önceden belirlenmiş amaç ve önceliklere ulaşmada izlenecek yolun zaman kullanımının, görev ve kaynak dağılımının belirlenmesi ve planlaması faaliyetini içerir. Burada ne, kim, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin soruları önem kazanmaktadır. Bu nedenle amaçlarla birlikte temel bir faaliyet planı hazırlamak gerekmektedir. Günlük programlar ve rehberler hazırlama. Zaman yönetim sürecinin bu aşamasında temel faaliyetleri oluşturan işlerle ilgili kısa dönemli plan ve programlar hazırlamak gerekmektedir. Kısa dönemli plan iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, bir haftalık süreyi kapsayan planlar, ikincisi ise bir haftalık plandan hareketle günlük faaliyet, plan ve programların hazırlanmasıdır. Zaman yönetimi tekniklerini geliştirme. Zaman yönetimi sürecinin bu aşamasında
kişiden istenen yönetim anlayışından, organizasyon yapısı ve politikalardan kaynaklı zaman kayıplarına yol açan zaman tuzakları belirlenir ve bunlara yönelik zamanı etkin kullanma teknikleri geliştirilir. Sürecin izlenmesi ve yeniden analiz. Bu aşamada zaman yönetimi sürecinin planlanmasından uygulanmasına kadar devam eden sürecin değerlendirilmesi ve gerekli görülen yerlerde düzeltici faaliyetlerin yapılması söz konusudur. Zaman yönetimi kesintisiz devam eden bir faaliyettir. Bu aşamada planlanan işle gerçekleşen iş arasında fark olup olmadığının ve varsa bu farkın nedenlerinin tespit edilmesi söz konusudur. Hedef ve sonuç arasındaki fark plandan kaynaklanabileceği gibi plan uygulayan kişiden önceden öngörülemeyen engellerin ortaya çıkmasından veya planın eksik ya da yanlış uygulanmasından da kaynaklanabilir. Hedefle sonuç arasındaki fark olmasa dahi süreç yeniden değerlendirilmelidir. Analiz ve değerlendirme nasıl yapılır? Yapılan işlerin analiz ve değerlendirmesi için değişik yöntemler uygulanabilir. Örneğin öncelikle her saat ya da yarım saatte bir ne iş yaptığınızı, hangi sürede yaptığınızı, zaman seçiminizin doğru olup olmadığını kaydedersiniz. Daha sonra iş seçiminizin doğru olup olmadığını, bu işlerin önemli ve acil olup olmadığını, optimal sürede ya da kaliteden ödün vermeden en kısa sürede yapıp yapmadığınızı, işinizin nelerin engellediğini veya kolaylaştırdığını, gerekli becerilere ve araçlara sahip olsaydınız daha etkinlikle ve daha kısa sürede yapıp yapamayacağınızı analiz edip değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ayrıca işimizi engelleyen olayları kaydedeceğimiz bir günlük engelleme çizelgesine kayıt yaparak daha etkin olma imkanını elde etmek de mümkündür. Çizelgeye kaydedeceğiniz bilgileri daha sonra analiz ederek sizi nelerin engellediğini ve engelleri giderme yolunda neler yapabileceğinizi saptayabilirsiniz. Böylelikle zamanı tüketenlere karşı mücadele edebilirsiniz. Bir işi doğru yapmakla doğru işi yapmak arasındaki seçim bireyi verimli ve etkin kılan en önemli yetenektir. Bir işi doğru yapmak için zamanımız yoksa düzeltmek için de zamanımız olmayacaktır. Zamanları olmadığı gerekçesiyle planlamaya karşı çıkanlar, uzun vadede kazanacakları zamanı ve elde edecekleri yüksek verimi görememektedirler. Günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz bazı basit ilkeler, zamanı etkin kullanabilmemiz için bizlere fırsatlar sunmaktadır. Zamanı etkin yönetebilmek adına bir günlük tutarak zamanınızın nereye gittiğini belirleyin. Yapılacak işler listesi, takvim gibi zorunlu araçlar kullanarak gününüzü planlayın. En uzun randevularınızı kendiniz verin. İşleriniz için bitirme tarihleri ve saatleri verin. Mümkünse bu tarih ve saatleri öne alın. İşlerin asli hedeflerinize ulaşmanızdaki etkisine göre öncelik belirleyin. Ertelemekten kaçının. Zaman çizelgesi kullanın. Yapılacak işlerin listesini çıkarın. Ana işlerinizi önce yapın. Planlama ve değerlendirme için kendinize günlük düşünme zamanı ayırın. İşin nasıl yapılacağına karar vermeden önce ne elde etmek istediğinizi başlangıçta açık olarak ortaya koyun. İş sırasında küçük çalışma boşlukları bulduğunuz herhangi bir anda şahsi takviminiz üzerinde çalışın. Uyarı ve heyecan kotanızı olumlu şekilde doldurun. İşlerin son saati yerine işleri uygun zaman dilimlerine bölün ve her bir dilimi kendi saatinde bitirin. Önce ana ve zorunlu işleri yapın. Birbiriyle ilgili faaliyetleri gruplandırın. Büyük işleri elverişli dilimlere bölün. Bir zaman tablosu kullanın. Bir anda bir tek iş üzerinde durun. İşi tamamıyla bitirin. İşi şimdi yapın. Telefon hem en çok zaman kazandıran hem de en çok zaman tuzağı oluşturan araç olabilir. Telefonda zaman tuzağına düşmemek için şunlara dikkat edilmelidir. Sizi arayan kişinin ne söylediğini dikkatle dinleyin, konuştuğunuz kişiye odaklanın. Nezaket sözlerini ve girişleri kısa tutun.
Konuşulacak konuları kısaca not edin, konuyla ilgili dosya not varsa el altında bulundurun. Aramalarınızda telefonu 3 defadan çok çaldırmayın, istenilen kişiye ulaşıldığındaysa kimliğinizi ve arama sebebinizi belirtin. İstenilen yanıt anında alınamıyorsa beklemek yerine bir süre sonra tekrar aranacağını söyleyerek telefonu kapatın. Cevaplarınızın kısa ve kesin olmasına özen gösterin.